Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Darksider severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte bu bölümümüzde kısa bir kısmı aradan çıkartacağız aslında. Ama bol miktarda item alacağız. Öncelikle bir önceki videoda atladığım bir item'i aradan çıkarmak istiyorum. Şurada kenar kısımda bir tane ruh sandığı var. Ben bunu atlamışım. Burası neresi peki? Choking Grounds bölgesindeyim. Buraya ışınlandım işte hızlı ilerleyebilmek adına. Şuradan yukarı çıkmıştık. Bundan faydalanıp kırmızı bir kristal patlatmıştık. Buradan işte yukarı şeyle uçabiliyoruz. Kanatlarımıza uçabiliyoruz. İlk challenge'ları yaptığımız yer aslında burası. Zaten şimdi Vulgan'a gidince hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bu bölgedeyim. Mezar taşları mesela olduğu yerdeyim. Bir önceki gün atlamışım. Kontrol ederken fark ettim. Işınlanmak istiyoruz. Tekrardan Skalding galova gidiyorum. Şimdi burada bu videoda belki bahsetmek daha iyi olabilir. Ben normalde ilerleyen videoların notlarına koymuştum da şu an yolda ilerken anlatmakta sakınca yok diye düşünüyorum. Şimdi elimizdeki silahların level'larını kasabildiğimizi biliyorsunuz. Zaten birkaç tane silahın level'larını vesaire yükselttik. Toplamda 3 tane silahımız var şu an. Bir tane yumruğumuz, bir tane orağımız, bir tane kılıcımız var. Bunların hepsinin level'larını kasmak mümkün. Sağ taraftan devam edeceğiz. Bulgun'un olduğu yerde. Bunların hepsinin level'larını kasmak mümkün. Bunların hepsinin level'larını normal oyunu oynarken kasmak pek de mümkün değil. Yani oyunda bir tık grind yapmanız gerekiyor hepsini fullleyebilmek için. Bu şekilde kurgulamışlar ne yazık ki. Şimdi burada bu grind'i yapmaya ihtiyacınız var mı yok mu kısmı bir tık belki kritik. Şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Hani backtracking'lere mesela başladığımız için söylüyorum. Şu an için bunları kasmakla, fulllemekle vesaire uğraşmanıza gerek yok. İlerleyen süreçte bir tane özel slot item elde edeceğiz. Yani şuraya bu silahlara takılabilir özel bir tane slot item elde edeceğiz. Aşağıdakiler gibi ama efsanelerden bir tanesi olacak. O çok yüksek miktarda elde edilen tecrübe puanını artırıyor ve ilerleyen bölgelerde bir tane bunları grindlama yeri de mevcut. Dilerseniz orada şey yapabilirsiniz. Silahlarınızı grindleyebilirsiniz. Katkısı nedir? Bir, başarım elde etmek için buna ihtiyacınız var. Bütün silahlarınızı maksimum seviyeye çıkarma başarım mevcut. Ondan faydalanmak istiyorsanız veya onu almak istiyorsanız buna ihtiyacınız var. İkincisi hasar olarak size katkısı olur diye tahmin ediyorum. Ben bu grind'i yapacak mıyım hiç emin değilim. Tamamen rehber serisini şu an çekmekte olduğum bugünlerdeki boş vaktime bağlı. Bir tane daha olması lazım. Gelsinize kardeşim. Şimdi kronosferleri elde etmiştik. Yeni bir yeti olarak. Onu burada ilk kez kullanacağız. Şimdi bu kolu çevirdiğinizde kapı çok hızlı bir şekilde açıp kapanıyor. Bizim zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla buraya atıyorum. Sonrasında kapıyı çeviriyorum. Her zaman bunu oynatıyor muydum ya? Okey. Peki. Sen nasıl istersen sevgili karakter. Hop. Bu içeri şeklinde zaman yavaşladığı için hızlı bir şekilde kapanmaya çalışsa dahi benim altından ya da işte içinden geçecek vaktim oluyor. Yani zamanı yavaşlatma mekaniği biraz böyle çalışıyor. Dediğim gibi tam olarak şeylerdekine benzer değil. Adını siz söyleyin. Prince of Persia'dakine benzer değil ama yakın. Ben normalde o grind yerine gelince ifade etmeyi planlıyordum bu arada. Yani notlarım da o şekildeydi ama burada bahsetmene çok sıkıntı olmayacağına karar verdim. Buraya atlayınca önce arkaya bakın. Bir tane artifaktimiz var çünkü. Ve Dry Roll bölgesindeyiz. Burası bizim şeyimiz. Neler adı? Bu bölümümüzün içeriği. Bir saniye. Şu an bir şeyi merak ettim. Bir tane daha sandık almam lazım. Onu aldım mı emin olamadım. Görüyoruz bakayım. Bir yandan bu arada oynarken ben yan taraftan notlarıma falan bakıyorum. Şunu al, bunu lootla, artifact bilmem ne. Tabii ki yani şeyi de söyleyebilirim. Ben bu bölümleri ilk kez oynamıyorum. Bakayım. Almışım okey. Şunu da aradan çıkarmamız gerekiyordu. Biraz arkada kalıyor da gidilen yön tersinde olduğu için bazen onu atlıyorum. Notlar da bu arada şey. Yani bir ara işte video kaydı alıp o bölüme dair. Daha sonra video kaydını izleyerek ana kaydı, gerçek kaydı almaya çalışıyordum. Fakat bu sefer ana kaydı alırken bir şey kaçırdığımda videoyu sürekli olarak sardırmak çok optimal olmuyor. O sırada böyle direkt YouTube'a yükleyeceğim kaydı durdurmak gerekiyor. O da pek izleyicinin hoşuna gitmiyor bence. Ya ben en azından izlerken çok beğenmedim. Yani niye insanlar şu an benim bir başka videoyu izleyip bitirmemi bekliyorlar ki diye. Buna engel olabilmek için de dedim ne yapabilirim? Aklıma gelen en iyi çözüm tekrar eski NOP sistemine geri dönmek oldu. Ama bir tık daha değiştirdim. Yani renklendirmelerden falan biraz daha sık faydalanıyorum. Geliniz efendim. Biraz da yumrukla döveyim dedim. Bu arkadaşlar öldüğünü tekrardan geriye gidiyorum. Şurada bir tane sandığımız var. Livestock şardallık. Burada bir tane artifaktimiz var. Bunu aşağıya düşün. Bir zemin var burada. Ruh sandığını alın. Zaten işaretlerini görüyorsunuz. Wolverine burada. Şimdi şundan önce teslim edelim. Oradan Devil's Cross alabilirim. Artık bir tık daha şey yapmaya başladığımız için. P'lerden faydalandığımız yerlere geldik çünkü. Biraz daha parayı biriktirip Affliction'ın 3. seviyesini almak daha mantıklı geliyor. Bir de can sıkan karakterlere karşı Affliction iyi olabiliyor. Neden şarjlayamıyorsun sevgili karakter? Yani elimizdeki silahın, yani silah içeriğinin hasarı şu an kullandığımız bu crossblading'ine biraz yakın olsa, mesela 3 mermi atarak ya da ne bileyim 4 mermi atarak bu hasarı çıkartabilsem yine bir nebze kullanmak isterim de ilk başta gerçekten çok zayıf kalıyor. türlü perileyemedim. Kombata alıştıktan sonrasında yani bir noktada artık şeyin çok bir kıymeti olmuyor. Hani hasar almanın veya işte bir şekilde can kaybetmenin, ama biraz daha güçlü olmayı istiyor insan. Şimdi burada ilk önce bunu düşürüyoruz. Bundan sonra tekrar yutmaya çalışıyor bu küpü. Önce sol tarafa atlayın. Çünkü bir tane sandık var burada. Burada karnıcı aldık. Biraz daha aslında öfkeyle alakalı kombolar yapıyor ve ondan çok sık faydalanıyorsanız kullanmak isteyebileceğiniz bir içerik. Biz şu an için ekstradan tecrübe puanlarından faydalanıp silahlarımızın level'larını yükseltmek istiyoruz. Şuraya konayım. Normalde o kristal yapı buraya blokluyordu. Patlattık ve devam edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce şu öndekini aradan çıkartın. Geçin ipe. Önce sağ tarafa gidin. Yine burada bir tane sandığımız var. Tekrardan geldiğimiz boruya atlıyorum. Bu sefer hepsini aynı anda elemek istiyoruz. Hiç test etmedim ama şunu söyleyebilirim. Ben genellikle önce sağ taraftakini nişan alıyorum. Ondan sonrasında sol tarafa doğru ilerliyorum. Ki hani sol taraftakini en son vursun ve en geç o çıksın diye. Ama o şekilde yapmak zorunda mısınız emin değilim. Ben hep öyle yaptım diye öyle yapıyorum. Şimdiye kadar. Başlık kısmımız var. Orada bir şey var mı diye bakayım dedim. Bazen notlara ben de güvenemiyorum. Diyorum acaba x bir şey atlıyor muyum? Şurasını atladım. Gelin zaten. İkinci live şarjı aldık. Hani kısa bir bölüm ama bol miktarda item topladığımız bir bölüm. Dry Roll o kadar büyük bir bölge değil yani. Bir başka Volgum noktası bulduk. Şu an alacağımız bir şey yok. Gerçi artifactleri test edebilirim. Vermişim zaten. Şimdi The Ashlands denilen Kül diyarlarına geldik. Burada çok keyifli içerikler bizleri bekliyor. Öncelikle bu sinematiği göstermek istiyorum. Şimdi kum içerisinde tahmin ettiğiniz üzere bir yaratık var ve bizim ona kaçmamız lazım. Ona çok yakalanmamamız lazım. Ve bir sonraki bölümde bununla uğraşacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.